Namaz kılmayan cemiyet zalimdir. Zekat vermeyen cemiyet zalimdir. Zalim bir cemiyetin başına mutlaka bir zalim gelecektir. Bu kanun ilahidir. Biraz sonra göreceğiz. Evet. Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle haber veriyor. Aynen şöyle haber veriyor. Estaizu billah. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ صَدَقَ azim. Habibi Zişan'ın Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam, senin Rabbin yani Allahu Teala katiyen ve katibeten hiçbir memlekete zulüm yapmak suretiyle onları helak edecek değildir. Zulmen Cenab-ı Hak hiçbir memleketi helak etmez, felakete sürüklemez. وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ O memleketin insanları, o memleketin Müslümanları muslih yani ıslah yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda oldukları müddetçe kanun ilahi haber veriyorum. Bir memleketin Müslümanları ıslah ve İslam yolunda, Kur'an ve iman yolunda devam ettikleri müddetçe o memlekete hiçbir azap vermem diyor Allah-u Teala. Kanun. Böyle olmaz da o memleketin insanları, Müslümanları ıslah yolunda değil de ifsat, fesat ve fitne yolunda, fitne, fesat yolunda, rezalet yolunda, zulüm yolunda olurlarsa o memleketi zulümden, ölümden, felaketten başını kaldıramayacak hale getiririm diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Allah-u Teala'nın azap etmesinin sebebi, zalimlerle ve zulümlerle bu millete azap etmesinin sebebi, hikmeti, o milletin azgın olması, beynamaz olması, zekat vermemesi, çıplaklığın karşısına dikilmemesi, fuhşiyatın önüne geçilmemesi. Efendiler, bugün pavyonlarda, barlarda ve pavyonlarda ne çeşit zulümlerle, ne çeşit kahru gazaplarla, ölümlerle, tehditlerle soyunan ve çırılçıplak insanların karşısında dans eden, soyunan, vücudunu satan, namusunu satan yüz binlerce kadın sabahlara kadar İstanbul'da pavyonlarda fuhuş yapmaktadırlar. Zalim bir millet değil miyiz? Zalim bir topluluk değil miyiz? Ve o sahnede çırılçıplak, kimisi para aşkıyla, kimisi silah tehdidiyle, kimisi Anadolu'dan gelip de böyle tuzaklara düşüp bu takım namus düşmanı patronların, gece kulüplerinin, bar ve pavyon sahiplerinin eline zulmen düşen bu kadınların çırılçıplak sahnede dans etmesi karşısında ağzını açıp da seyreden ve elleriyle o fuhşu, o zulmü alkışlayan bu millete, bu milletin fertlerine Allah-u Teala ceza vermesinde mükafat versin. Her gece, cumartesi ve pazar günleri bütün milletin evinde bulunduğu esnada, televizyon aynasında isimleri ne olursa olsun bir sürü kadını göbeğine kadar soyundurup yahut sırtına kadar soyundurup şarkıcı veya türkücü lakabıyla ve sıfatıyla aynanın karşısına geçirip de milyonlarca Müslümana o çıplak kadını seyrettirenlerin memleketinde ve onları seyreden Müslüman memleketinde Allah'ın azabı olmasında ve olsun kardeşlerim. Biz zalim bir cemiyetiz. Çok daha korkunç zulümlere mutlaka muhatap olacağız. Zalim bir cemiyet. Zulmü alkışlayan bir cemiyet. Efendiler, düşünebiliyor musunuz? Bir gazete zulmü anlatmak istiyorum. Zulüm Allah'ın hükmünden çıkmak demek. Zulüm, zulmün bir tek manası vardır. Allah'ın hükmünden çıkmak. Allah'ın emrinden çıkmak. Zulüm budur.
bakıyorsunuz bir gazete, bütün bir memleket çapında bir yarışma tertipliyor. Yarışma, müsabaka. Nedir? Memleketin hayrına, faydasına, menfaatine mi? Katiyen. Bir ilim adamı mı seçiyor? Hayır. Hani tutsa bir yarışma tertiplese bir gazete, dese ki memleketimizin en çalışkan talebesini seçiyoruz. Birinciye 100 para, ikinciye 200, neyse. Memleketin en namuslu kadınını seçiyoruz. Şu kadar mükafat verilecek. Veya memleketimizin ilim adamlarının en sevilenini seçiyoruz dese, böyle bir müsabakayı alkışlarım. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Hayırlıyı, iyi insanları seçmek için bir tedbir alınmıştır derim. Böyle şey yapılmıyor. Ve bir gazete kalkıyor her sene böyle. Türkiye'nin güzelini, en güzel karısını seçeceğim diye binlerce Müslümanın karısını çırılçıplak soyuyor ve dünya kadınlar pazarında çırılçıplak o kadını ortaya döküyor ve onun namusunu satıyor. Güzellik kraliçesi diye seçilen kadına bütün dünyanın etrafından teklif geliyor. Gece kulüplerinde o kadın namusu satılıyor. Böyle bir memlekete Allah'ın rahmeti gelir mi kardeşim? Böyle bir gazeteye rahmet, bu gazeteyi okuyan topluluğa merhamet, böyle bir cemiyete Allah'ın merhameti gelir mi, gelir mi? Hiçbir şekilde tasavvur etmeyiniz. Şu memleketin haline bakın, şu gazetecilerin haline bakın. Memlekette en güzel karıyı seçecek, ona bilmem ne kadar mükafat verecek, ondan sonra sinema patronlarından, gece kulüplerinden teklif alacak ve bu da bu karıyı satacak, memlekete zinayı yükseltecek. Böyle bir memlekete Allah rahmet eder mi kardeşim? Zulüm ve bu zulmü alkışlıyor herkes. Alkışlıyor. Onun için bir memlekette zulüm alkışlanırsa, bir memlekette kepazelik rağbet görürse, bir memlekette namus ve iffet kaldırımlara dökülürse, o memlekete siz ne bekliyorsunuz? E peki ne olacak hocam? Hep böyle mi devam edecek? Hayır. Hayır. Bakınız, Cenab-ı Hak bunu haber veriyor. Ayet ayet, bütün her şeyi Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Estaizu billah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer içinde bulunduğunuz rezaletlerden, haramlardan, zulümlerden vazgeçerseniz, ya Rabbi şimdi her şeyin farkına varıyoruz. Meğer tuttuğumuz yol felaket imiş, zulüm ve rezalet imiş. Biz dönüyoruz, sana şükretmeye, sana iman etmeye ve sana teslim olmaya azmediyoruz der de o topluluk bütün şubeleriyle, bütün fertleriyle Allah'a dönerlerse Allah size niçin azap etsin diyor Kur'an-ı Kerim. Allah size niçin azap etsin? Ortada mesele kalmadı ki. Allah'ın azap etmesinin sebebi zulümdü. Zulmü kaldırdınız. Allah'ın azap etmesinin sebebi rezaletti. Rezaleti kaldırdınız. Pişman oldunuz, tövbe ettiniz, ıslah olmaya başladınız. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ Öyleyse Allah size niçin azap etsin? Niçin sizin başınıza bir takım musibetler çıkarsın? Niçin anarşiyi versin? Niçin bela ve musibetleri göndersin? Tamam, siz İslam'a yöneldiniz, Kur'an'a sarıldınız, şükre ve ibadete teveccüh ettiniz. Mesele kalmadı. Demek ki kurtuluşumuzun tek çaresi var. Tek bir yolu vardır. O da içinde bulunduğumuz bütün dalaletlerden, sefaletlerden, rezaletlerden, hıyanetlerden, faizden, rüşvetten, kumardan, fuhuştan, zinadan çekinip Allah neyi emretmişse onun yoluna düşmek olacak. Başka hiçbir yol kalmamıştır. Cenab-ı Hak burnumuzun dibinde bize ibret gösteriyor kardeşlerim. İşte İran'ın başına gelen hadiseleri görüyorsunuz. İran'ın başına gelen hadiseleri görüyorsunuz. Afganistan'ın başına gelenleri gördünüz. Pakistan'ın başına gelenleri bütün dünya gördü. İşte Araplarla İsrail arasındaki felaketleri görüyorsunuz. Yakındır eğer Türkiye'de Müslümanlar uyanmazsa, eğer Türkiye'de Müslümanlar şuurlanmazsa, eğer bu kötülüklere nihayet verilmezse, İslam'a sahip çıkmazsanız, Kur'an'a sahip çıkmazsanız, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini bütün nefis ve nesillerinize tahkim etmezseniz aynı akıbetler vallahi lazım Türkiye'nin de başına gelecektir. Hiç şakası yoktur.
ilahi kanun meydandadır. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer sağlam iman ederseniz, eğer hakikatiyle şükür ederseniz, küfran-ı nimet değil, şükran içinde, şükür içinde olursanız, size Allah niçin azap etsin, size niçin bela ve musibetler versin diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Evet. Şimdi, demek ki ilahi azabın istihkakı, ilahi azaba müstahak olmamızın sebebi, içinde bulunduğumuz zulümlerdir ve felaketlerdir. Zulüm, bunu fertler de yapabilir, topluluklar da yapabilir, teşekküller. Teşekküller de zulüm yapabilir. Mesela bir misal olarak söyleyeyim. Kim ne derse desin, bu millet Müslüman millettir biliyoruz. Müslüman millet. Yani Türkiye'de yaşayan insanların hiç olmazsa %99'u Müslümandır. Öyle biliyoruz. Öyle söylüyorlar, öyle yazıyorlar. Ve biz de hüsnü zan ile bu kanaati taşıyoruz. %99 Müslüman Türkiye. İnsanları, yaşayanları, vatandaşları Müslüman. Böyle bir Müslüman memlekette, %99 Müslüman olan bir memlekette televizyon idaresi, TRT, televizyon idaresi kalkıyor, evvelki akşam, iki gece evvel gördüğünüz gibi bu bir saat müddetle domuzların reklamını yapıyor. Bu bir zulüm değil mi Müslümanlara? Tam bir saat müddetle domuz nasıl beslenir, domuz nasıl kesilir, domuz nasıl yapılır ve aynen domuza benzer bir adamı da aynaya çıkarttılar. Adam diyor ki, efendim çok güzel bir ettir diyor, domuz ben her zaman yiyorum, herkes yemesi lazım bunu diyor. Müslüman memlekette oluyor bu. E şimdi şu meşriyat, şu yayın, TRT'nin şu yayını %99 Müslümanın dinine, imanına, kitabına, Kur'an'ına ve Müslümanların vicdanına vallahi lazım zulüm değil midir efendiler, zulüm değil midir? Bu bir zulümdür bu. Bu Müslümanların hiç aklı, şuuru, idraki yok mu acaba diyorum. Bu Müslümanlar Allah kahretmiyor bunları. Bu memlekette nasıl domuzu sen televizyona çıkarırsın? Kürsüde öpüp başıma koyduğum şu Kur'an-ı Kerim, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِرِ diyor. Hınzır yani domuz bütün eczasıyla necistir. Hiçbir Müslüman domuz besleyemez, domuz satamaz, domuzu kesemez, domuzun kılını, derisini, hiçbir şeyini kullanamaz. Müslüman memlekete domuz bulunmaz diyor. Benim TRT'm kalkıyor bir saat Müslümanların karşısına alay ederek, hakaretle zulmederek domuzun reklamını yapıyor. Bu ne rezalet kardeşim? Neresi bunun demokrasi Allah aşkına? Vicdan, imanlara ve vicdanlara, din ve vicdan hürriyetine bundan daha zulüm görülmez. Bundan büyük zulüm olmaz. Bundan büyük felaket olmaz. Vallahi o gece hiç uyumamışım. O domuzların televizyonda reklam edildiği gece divana ıstırabından uzanmışım, yatağa girmemişim, o acıya ve o ıstırab ile sabaha kadar bir de uyumamışım. Yemin ediyorum size. Ne Müslümanlığı bu, ne idaresi bu, ne demokrasisi bu, ne hürriyeti bu. Domuzlara tanınan hürriyeti Allah-u Teala kahru perişan eylesin diyorum. Böyle şey olmaz. Benim vicdanım sızlıyor, sizi bilmem. Ben bir din hocasıyım. Ben dinimin emirlerini ve hükümlerini söylerim. Hiçbir şeyden sakınmam. Kanunların, nizamların çerçevesi dahilinde konuşuyorum. Ben şurada konuşmaya yetkiliyim. Bunları söyleyemeyeceksem, bunları anlatamayacaksam buraya katliyen çıkmam ben. Çıkarsam söylerim. Kur'an'ın hükmünü söyletmeyeceği kabul etmiyorum. Sen nasıl bir memlekette kardeşim, hiç utanmaz mısın, sıkılmaz mısın? Hani demokrasi vardı, hani fikir hürriyeti, hani vicdan? Benim vicdanımda domuz yok. %99 olan bir Müslümanın, Müslüman memlekette sen nasıl domuzu yiyin, güzel eti vardır, yiyebilirsiniz diye bu mel'unu karşımıza çıkarıp sen nasıl meşriyat yapıyorsun sen? İşte zulüm be kardeşim. Zulüm bu. Böyle bir memlekete zulümden başka bir şey yakışmaz. Böyle vicdanlara zulmedilen memleket.